Son mücadelenin adı Team Vitality H2K. Hemen bir değişiklikten bahsedelim. Vize problemleri nedeniyle H2K orta koridoru Ryu 3 hafta boyunca kadroda yoktu. Yedek konumundaydı ama bugün artık az kadroyla onu izleme şansı yakalayacağız. Ve sezona çok iyi girmiştir Ryu. Bu çok iyi bir haber. Yani herkes için çok iyi bir haber. Hem H2K için hem bütün ULCS severler için. H2K sezona başlarken Orien'le birlikte en büyük favori olarak gösteriliyordu. Ryu'nun gidişine rağmen zirvede kalmayı başardılar. Ve şimdi Ryu'nun dönüşüyle bu bakalım liderliklerini, favoriliklerini perçinleyebilecekler mi? Bu metaya nasıl hazırlanır onu göreceğiz. Fakat bugün karşılarında sezon başından beri yeni kurulmuş bir kadrosu olan, olmasına rağmen beklentileri yüksek olan, sezon boyunca da çok büyük bir çıkışı gösteren Vitality var. İşin ilginç yanı Vitality eğer bugün kazanırsa zirvede üçlü bir ortaklık olacak. G2 da kaybetti çünkü. G2, Vitality ve H2K aynı galibiyet olacak. 8-3'e gelecekler. Unicorns of Love da 8-3 bu arada. Unicorns of Love 4 takım birden 8-3'e gelmiş olacak. Fnatic ve Orien'de hemen arkada olacak. Yani ilk 6 takım arasında sadece 2 galibiyet farkı olacak. Ama H2K eğer gerçekten favoriyse, bu maçı kazanırsa diğer bütün rakiplerinden bir adım daha önde kalmayı başaracak. Ve H2K nişancısı Forgiven iken diğer tarafta Hiernan Team Vitality'nin nişancısı. Yani bireysel olarak gerçekten muazzam bir üstünlük olduğunu söyleyebiliriz. Hiyan'ın aslında üst düzey bir nişancı. Hani hakkını yememek lazım. Artı tabii şunu hemen belirtelim. Hiyan'ın eski takımına karşı oynayacak. Daha önce geçtiğimiz sezon H2K'deydi ve hiç fena bir performans göstermiyordu. Bir tatsız ayrılmadı aslında. Yani Forgiven tabii Zven'le birlikte şu anda Avrupa'nın en iyi, yıllardır Avrupa'nın en iyi nişancısı olduğu için bir orada gelişme sağladılar. Ama Hiyan'ın H2K ile ilişkileri çok iyi olarak ayrıldı. Yine de eski takımına karşı ayrı bir motivasyonla oynayacağını söylemek gerekiyor. Geçtiğimiz yılki takımına karşı. Burada kritik isim herhalde Vitality için söyleyeyim. Çünkü Vitality'nin en büyük avantaj yakalayacağı yer muhtemelen olursa eğer üst koridor olacak. İki tane süper üst koridor oyuncusunu karşı karşıya göreceğiz. Kaboşard ve Odoamne. Yalnız Kaboşard bu sene müthiş formda. Odoamne de iyi durumda ama Kaboşard'ın yakalayabileceği bir üstünlük bir avantaj getirebilir Vitality'ye. Belki de koridorsal anlamda bir avantajı varsa Kaboşard'dan gelecektir. Hiyan'ın Kasing'i iyi bir ikili. Hiyan'ın eski takımına karşı daha göstermeyecektir ama tabii de senin de söylediğin gibi Forgiven Vendor muhteşem. Şu anda haklarını yemeyelim Zven Miti ikilisinin ama muhtemelen Avrupa LCS'in bir numaralı alt koridoru diyebiliriz Forgiven Vendor için. Ve şu anda zaten H2K'de 8'e 2 bir durumda. 8 galibiyeti, 2 mağlubiyeti var. Şunu da söylemek lazım. Son dönemde H2K son 2-3 haftada çok iyi gözükmedi lider olmasına rağmen. Fakat Selfie hem Ryu ölçeğinde bir oyuncu olmadığı için hem uyum sağlayamadığı için genelde Selfie'ye çok fazla yardım etmeye çalışıyordu. Özellikle Jankos. Diğer koridorları kendi başının çaresine bakmak zorunda kalıyor. Selfie geri düşmesin diye. Şimdi öyle bir zorunlulukları olmayacak. Yani Jankos ilk kanın kralıdır zaten lakabı. İstediği koridora gidebilecek. Diğer koridorlar istediği gibi oynayabilecek. Hani orta koridora bebek bakıcılığı yapmak zorunda değiller. H2K'in gerçek gücünü bundan sonra Ryu'lu takımla birlikte göreceğiz. Ama dikkat etmemiz gereken şöyle bir nokta da var. Ryu 3 haftadır yok ve acaba takımla en son ne zaman antrenman yaptı? Kaç gündür antrenman yapıyor? Bu da çok önemli olacak tabii. Yıllardır bu takımda ama yani uyum sürecinin diğer tabii oyunculara oranla sen haklısın ama diğer oyunculara oranla daha kolay olacağını düşünüyorum ben. En azından Selfie'nin başında beklemeleri gerektiği gibi bir şeye kapılmayacaklar. Yani Selfie'ye yardımcı olalım gibi bir öncelikleri olmayacak. Bu bile bence takımın rahatlaması açısından, değişik hedefleri kovalaması açısından önemli bir avantaj. Evet, bu arada Ryu'nun oynamadığı süreçte iki tane yama geçti. Ryu en son 6.1 yamasında oynamıştı. Hem 6.2 şu anda bugün de 6.3 yamasında oynuyoruz. Bunun yalnız hakkını verelim. Nukeduck da bu sezon çok iyi bir performans gösteriyor. Gangplank'e efsaneydi geçtiğimiz hafta. Ben H2K'yi açıkçası favori görüyorum, onu söyleyeyim. Peki şu ve Jankos ikilisinden bahsetmek gerekirse şu kişi neler söyleyebiliriz? Şu için kötü şey yani iyi bir performans gösteriyor. Vitality sezon içinde takım birbirine uyum sağladıkça iyiye giderken doğal olarak Ormancı'nın sinerjisi de diğer oyuncularla artıyor. Fakat Şuk'un zaman zaman çok gereksiz agresiflikleri olabiliyor. Diğer tarafta, karşı tarafta Jankos ise ilk kanın kralıydı. O bir süredir Selfie'ye yardım edeceğim diye kendisini hiç gösterememişti. Şuk'un iyi bir gününde iyi bir Şuk avantajlı ama
normalde genel performansa bakarsan, istikrara bakarsan Jankos'u ben bir tık daha üstte görüyorum açıkçası. Özellikle Jankos geçen hafta Unicorns of Love ormancısı Rudy'ye karşı inanılmaz üstün performans sergilemişti. Doğru ama o biraz yani Jankos'un başarısından daha çok Rudy'nin inanılmaz acemice yaptığı hatalardı. Rudy ilk hafta, ilk oynadığı hafta çok başarılı gözükürken geçtiğimiz hafta biraz acemiliklerinin, profesyonel arenanın getirdiklerinden biraz uzak seçimler, yani uzak tercihler yapmanın bedelini ödedi diyebiliriz. Hı. Ama Jankos her zaman zaten uzun süre çok tecrübeli, şimdi biraz daha rahatlamış olacak. Jankos burada avantajlı. Vitality eğer bir avantaj sağlayacaksa kesinlikle Kaboşart üzerine olmalı. Odoamne harika bir oyuncu, gerçekten harika bir oyuncu. Ama Kaboşart muhtemelen şu anda EULCS'in bir numaralı üst koridor oyuncusu durumunda. Evet, ben de sana katılıyorum. Genel olarak oyunculardan bahsettik ama geçtiğimiz haftalarda da bugün de değinmediğimiz, pek fazla değinilmeyen bir isim var. Team Vitality destek oyuncusu Kasim. Kasim de tabii aynı şekilde, aynı şeyin içinde diyelim. Eski takımına karşı mücadele edecek. O da geçtiğimiz sezon H2K'de forma giymişti. Ve H2K geldikten sonra H2K müthiş bir çıkış göstermişti bahar mevsiminde hatırlarsak. Bu takımda takımla ilişkileri de çok iyiydi. Fakat sezon başında Kuzey Amerika, yani Avrupa'dan pek çok oyuncu gibi o da Kuzey Amerika'ya gitmeye karar. Hatta TSM'le anlaştı, el sıkıştı, antrenmanlara çıktı. Intel Extreme Masters turnuvasına da katıldı TSM'le birlikte ama son anda TSM onunla değil Yellowstar'ı, daha büyük bir yıldızı almayı başarınca vazgeçti Kasim'den. Kasim de geri döndü. Ama H2K'den o da aynı Hyarn'ın gibi şeyle ayrılmadı. Tatsız bir şekilde ayrılmadı. O da eski takımına karşı mücadele edecek. Hyarn'ın Kasing alt koridoru, H2K'nin eski alt koridoru, şimdi H2K'ye karşı. Belki de en ilginç eşleşme olacak. Peki bir tarafta Forgiven, diğer tarafta Hyarn'ın. Kog'Maw açık kalırsa hangi nişancı bunu daha çok isteyecektir? İkisi de ister. İkisi de ister. Forgiven için çok iyi bir şampiyon değil. Forgiven belli bir mobilite olan şampiyonları çok daha fazla seviyor. Özellikle Lucian onu zaten. İmza şampiyonu. Caitlyn'i de seviyor. En azından 90 kalibrelik A ile belli bir hareket sağlayabiliyor. Hareketsiz şampiyonları çok sevdiğini söyleyemeyeceğiz. Jinx'i de çok oynamaz mesela. Çok sevmez. İlginçtir, Kalista'yı da çok sevmiyor Forgiven. Ama Kog'Maw şu anda bu 6.3 yamasında öyle bir yerde ki ben kırmızı tarafın yasaklamama ihtimalini görmüyorum. Eğer kırmızı tarafı yasaklamazsa, çok özel bir kompozisyon kurmadılarsa eğer, büyük hata ederler. Bu arada şuna da değinelim. Eğer Team Vitality Kog'Maw'ı tercih ederse, bu arada şu anda ekranda da H2K kadrosunu görüyoruz. Üst koridorda Ruyu geldi. Ormanda Jankos, Ruyu, Forgiven ve Wander beşlisi. Biraz Doğu Avrupa şeyi var. İki Polonyalı, bir Roman, bir Yunan ve tabii ki Koreli Ruyu. Selfie varken o da Polonyalı. Üç Polonyalı, bir Roman, bir Yunan. Tam Doğu Avrupa karmasıydı ama şimdi Ruyu da geldi. Bir de Asyalı eklendi. Açıkçası Kog'Maw bu metada, yani bu yamada açık bırakılmaz. Yani kırmızı taraftayken açık bırakamazsınız. Çok özel bir kompozisyon yaparsınız hani Kog'Maw'u yakalamak için vesaire ama hiç iyi bir tavsiye, yani hiç tavsiye edilecek bir şey değil. Tam şuna değiniyordum. İlk seçim hakkı Team Vitality'ye ait. Eğer Team Vitality'ye Kog'Maw'u bırakırsa H2K, Kog'Maw'un karşısında ilaç olabilecek bir seçim var Caitlyn ve Forgiven'ın da çok sevdiği bir şampiyon. Ve eşya düzeninde Guinsoo hariç neredeyse birebir diyebiliriz. İki nişancı da Runa'nın kasırgasını tercih ediyor ve oyun erken safhalarında Caitlyn Kog'Maw oyunu dar edebiliyor. Bu seçimi de yapabilir belki ama işte şimdi seçim ve yasaklama ekranına geçtik günün son maçında. Team Vitality H2K, hemen yasaklamalara bakalım. Team Vitality Poppy ve Alistar yasaklarken H2K'de ise Kalista ve Lulu yasaklaması gelmiş. Bakalım Kog'Maw açıkta kalacak mı? Bu çok önemli. Vitality yasaklamayacaktır bence. Tabii ki Queen geldi. H2K yasaklamak zorunda. Bakalım yasaklayacak mı H2K? Son 20 saniye kaldı. Son yasaklamasını yapması için. Veya Kog'Maw'u açık bırakıp, rakibe bırakıp karşısına Caitlyn gibi. O zaman Vitality koridoru değiştirecek tabii, yapabilirse. Gangplank yasakladı çünkü Nuketaka'da Gangplank bırakmak istemiyorlar. Onu da yasaklamak zorundalar, evet. Ve Kog'Maw bu şekilde açık kalıyor. 50 saniyesi var şimdi Team Vitality'nin düşünmesi için. İlk seçimden Kog'Maw'u istiyorlar mı? Çok önemli. Haricinde şöyle bir açık kalan şampiyonlara bakıyorum. Ooo, inanılmaz. Graves. Üstüne üstlük Graves bu yamada iyi değil o kadar. Graves'de önemli bir dengeleme geldi çok güçlü olduğu için. Çünkü yamada hemen en erken seçilen şampiyonlardan biriydi. Yolun sonunun, yani Q yeteneğinin hasarı ciddi anlamda düşürüldü.
bilemiyorum yani ilk seçim olmayı çok hak etmiyor burada. H2K'de şimdi Kog'Maw kaldı, ne yapacağız? Ama Lulu yok diyor. Lulu olmadan tabii Kog'Maw'un etkisi biraz düşüyor ama. Forgiven'in suratı biraz düşmüş. İstemiyor herhalde o Kog'Maw'u. İstemiyor, sevmiyor fazla Kog'Maw'u ama. Yalnız kilitlendi. Kog'Maw trash'e kesin nispeten biraz daha Kog'Maw'a mobilite katabilecek Fener'i sayesinde. Trash'i kilitliyor bu arada H2K'yi. Alt koridorunu direkt olarak gösterdiler. Aynı zamanda Kasing'e trash bırakmamak da çok iyi fikir. Kasing'in imza şampiyonu çünkü. H2K bence şimdiden zafer kazandı bile. Bakalım tabii kompozisyonların nasıl oluşacağını görmemiz lazım ama Alistar yok çünkü gerçi derisini yüzde de biraz ayıklama yeteneği var Thresh'in. Mümkün olduğu kadar ayıklayacaktır. Fener'le Kog'Maw'u zor durumlardan çıkarabilecektir. Yani H2K daha ilk seçimlerde çok ciddi avantaj yakaladı. Bir kere ilk seçim olarak Graves'i seçmesi Vitality'nin çok ilginç. Bugün 4 maçta da Graves görmedik ve 5. karşılaşmada ilk seçim Graves. 6.2 masasında çok güçlü. İlk seçim olabilecek durumdaydı ama 6.3'te değil. Bu arada Graves üst koridora gidecek galiba. Diana seçilmeyecektir. Gerçi bu seçimlere bakmayalım. Yalnız Kog'Maw Thresh iyi bir kompozisyon. Korki çok güçlü tabii. Korki'yi anında kilitlediler. Nişancı olarak da oynayabilir, orta koridorda oynayabilir. Ve Nidalee. Bu da Graves'in üst koridora gideceği anlamına geliyor ki karşısına ne geleceğini bilmeden üst koridoru göstermek de çok ama çok tuhaf bir fikir. Şimdi Kabuşar, tabii şöyle bir şey var. Kabuşar takımın şu anda en formda ve en iyi oyuncusu. En iyi üst koridor oyuncusu. Ona mümkün olduğu kadar etkili bir şampiyon vermek istiyorlar. Ve Graves koridor ittirme özellikleriyle vesaire çok etkili. Ama karşısına Lissandra gelirse ne yapacak? Bakalım H2K... Veya Nar gelirse. Şimdi iki seçimini hangi şampiyondan yeni Malphite kullanacak? Doğru. Son 10 saniyesi kaldı H2K'in karar vermesi için. Cho'Gath olabilir mi? Malphite daha iyi fikir. Evet, Malphite ve Illis kilitlediler. Şu anda yetenek gücü yani taban noktaya ulaşmış durumda H2K için. Orta koridorluk seçime göre bir Varus görebiliriz orta koridorda Ryu'dan. Ryu'nun çok sevdiği bir şampiyondur. Evet, evet. Çok doğru diyorsun. Varus seçime gelirse tam da böyle istedikleri hasar kaynağını ayırmış oldular hem fiziksel hem de büyü hasarı olarak. Bakalım Team Vitality. Orada Bart kilitlendi. Zillion kilitlendi. Evet, Nuke takı Zillion oynarken göreceğiz bugün. Ve geçen karşısında olacak isim şu an için belli değil. O zaman suikastçı seçmeleri lazım ama. Şimdi Varus seçemezler. O yüzden Ahri seçecektir muhtemelen. Ryu müthiş bir Ahri oyuncusudur. Çok büyük ihtimalle Ahri gelecek. Zillion'ı koridoru dar etmek için. O şey gelecek. Yani onun gelmeme ihtimali çok düşük. Ahri'nin. Eğer Ahri gelmezse çok zorlanırlar çünkü. Bakalım H2K. Yalnız Korki'yi nişancı pozisyonuna yollamak da çok iyi bir fikir olmadı şimdi. Kog'Maw çok zorlanmayacaktır Korki'ye karşı. Yani oraya bir Lucian gelse çok daha zorlarlar. Kog'Maw'u koridor değişikliğine mecbur bırakırlardı ama şimdi koridor değişikliğine mecbur değil. Lissandra. Bu ilginç. Yani şu an Team Vitality'ye bakıyorum. Graves mutlaka ilk eşya olarak Sihiri Çen alacaktır. Aynı şekilde ormanda ve orta koridorda bir cehennem asası. Diğer tarafta ise Bart'ta da bir Mikael veya Ordu Kalkanı alınacaktır. Çünkü karşı tarafta çok fazla büyü hasar var. Daha doğrusu çok fazla büyü hasar yok. Fiziksel hasar yok. Yani çok fazla büyü hasarı var demek ki eksik kalır. Fiziksel hasar o kadar az ki. Kog'Maw'un çünkü hasarı %50-50 neredeyse. Çok az daha fiziksel hasar. Hani %60 fiziksel hasar, %40 büyü hasarı gibi bir şey oluyor. Ve diğer hiçbir şampiyon fiziksel hasar vermiyor. Otomatik saldırılarını saymayalım, o çok az hasarı. Hani bu kadar büyü hasarı odaklı bir kompozisyon yapmak hayli ilginç bir fikir oldu. Üstüne üstlük hadi bu kadar büyü hasarı odaklı yapılabiliyorsunuz ama orta koridorda Lissandra yerine Ahri gibi bir şampiyon Zillion'un işini zorlaştıracak bir şampiyon. Gerçi Lissandra da zorlaştırır ama bir suikastçı belki daha iyi olabilirdi. Ama sonuçta Kog'Maw Thresh koridorunu aldıktan sonra H2K istediği avantajı yakalamıştı. Fena bir kompozisyon kurmadık Vitality ama açıkçası Kog'Maw'ı engelleyebilecek şekilde bir kere kitle kontrol yok. Yani Kog'Maw'a kim ulaşacak? Zillion'ın hızlandırdığı Graves mi gidecek yani? Hani Zillion'ın hızlandırması kime yarayacak? Kog'Maw'ı nasıl yakalayacaklar? Kog'Maw'ı yakalamazlarsa ne olacak? Bunların hepsi önemli soru işareti konular.
Kogmov'a ulaşacak bir tane bile şampiyon yok Vitality'de. Evet. Hiçbir savaş başlatabilecek şampiyonlar yok, evet, dediğin gibi. Hadi zaman bombalarını falan tutturdular ya da ne bileyim bir tane Bard ultisi tuttu onun üzerine zaman bombaları. Şey çok güzel bir kombinasyon oluyor. Bard ultisinin üzerine zaman bombalarını koyduğunuz zaman ultiden çıkar çıkmaz sersemletiyor. Ama her seferinde Bard ultisini bekleyeceksiniz. Bakalım ve günün belki de en çok beklenen karşılaşması son mücadelesi Team Vitality H2K maçına şu anda geçiyoruz. 5 kişi toplanan bir Team Vitality var. Alt tarafta, özür diliyorum, üst ormanda şu anda nehrin yakınlarına ve karşı ormana doğru yavaş yavaş ilerliyorlar onlar da. Hop, örümcek. Pıst. Oradaki örümcek rakip takımın görüşünü sağladı. Yankos'un kullandığı örümcek ve şöyle bir bakıyorum. Koridor değişikliğini görmek istiyor Team Vitality. Bugün hiçbir takımın yapmadığını Team Vitality yapacak. Ve çünkü karşıda Kog'Maw var. O Kog'Maw'un koridor değişikliği yapmasını istemiyorlar. Shulk da mızraklarıyla çalıları kontrol ediyor aynı şekilde. Bol bol mızrak yolladı sağa sola. Yalnız şu anda Thresh ve Kog'Maw'un orada olduğundan haberleri yok herhalde. Onun neyse, görüşünü alamadılar. Neyse, Kasing bu dolaşmadan karlı çıktı. Bir tane Mijin buldu yolda. Fazladan tecrübesini aldı o da. Burada orada değişikliğini burada. İki takım da skordora giderek yapıyor ve... Yalnız buradan avantajı çıkan Odoamne olacak. Odoamne çünkü koridora çok çok daha erken geldi. Kabo şartta ışından kullanmak zorunda kaldı. Bu sahneyi hatırlıyor musun? Az şey, önceki maçta. Az önceki maçta olmuş. Ve bu erken aşamada çok ciddi avantaj sağlamıştı. Koridor değişikliğini daha erken yapan... kimdi ya? G2 takımına. Ama Odoamne ciddi anlamda hasar görmüş bu arada Kabo şarttan. Erken gitti gitmesine de. Evet. İkinci seviye olup bir aile hasar vermiş dediğin gibi Odoamne'ye. Tabii Odoamne daha birinci seviyede. Öyle bir dezavantajı var. Işından avantajı var ama bu ışından avantajının çok şu aşamada bir işe yarayacağını zannetmiyorum. Erken iki olan taraf bu üst koridorda da H2K cephesi. Şimdi Genkos'ta altı ormanını hızlı bir şekilde temizleyip Keskin Gagaları da alıyor. Bir kamp daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Shulk'a karşı 3. seviyeye ulaşmış Yankos. Nidalee orman kampı temiz. Bir ölüm cezası daha denedi. Bu sefer tutturmayı başardı. 1. seviye olan Hearn'a çok fazla hasar verdi H2K. Yani orada önde durmasının hiç mi mantığı yok Hearn'ın? Çünkü o minyonlar zaten düşmeyecek. Nihayet 2 olabilir Hearn'ın. Yalnız karşısındaki ikili 3. seviye ikisi birden. Evet, oradaki minyonları bir aile dondurdular. Eğer bu minyon dalgasıyla birlikte bir baskı kurarsa H2K yukarı koridorda, Grace'in de ışından olmadığını biliyorlar zaten. Korkin'in en büyük avantajı kule altında rahat minyon kesebilmesi ama hepsini alamayacaktır. Bir ölüm cezası denemesi daha gördük orada ama sanırım o tutmadı ve şimdi bakalım orta koridorda yavaşlatma üzerine sersemletme ve iki bombanın hasarıyla Ruyu'ya bir hayli hasar veriyor Nüktak. Canını okuyor hatta. Ve can iksirini hemen kullandırttı orada. Orada Nüktak'ın da Arındır aldığını hemen hatırlatalım sihirdar büyüsü olarak. İki ışından avantajı yalnız H2K cephesinde, onu söyleyeyim. İki ışından da duruyor bu arada. Kabo şart ışınlarını kullandığı için ışınlananlar şu anda 2-0. Yalnız oyunun başında iki nişancı arasındaki farkı değinmiştik. Bir tarafta Corki, diğer tarafta Kog'Maw olmasına rağmen şu anda Forgiven, Kog'Maw'la koridorda baskın gelen taraf. Çünkü erken iki oldular ve iki olduktan sonra Thresh'le muazzam baskı kurdular. Kasing orayı hiç iyi oynayamadı, onu söyleyelim. Kasing Bard da erken aşamalarda çok güçlü. Kasing Bard'ın erken aşamalarda gücünü hiç kullanamadı. Bir ölüm cezası daha yine tutuyor. Ama Forgiven niye oradaki 2 milyon almayı tercih etti. Forgiven'ın öncelikleri belli ya. Şaşırmadık. Orta koridora ışınlanını kullanıyor. Şöyle minyon farkına baktığımızda orta koridorda Nüktak'ın biraz bir üstünlüğü var ama o da üstüne dönünce ya, o farkı kapatacaktır Ryu. Yalnız Zilean'ın başa baş gitmesi Lissandra ile muazzam bir şey. Üst koridorda Kog'Maw'ın sağladığı başarıyı
orta koridorda da Duke Duck sağlıyor, onu söyleyelim. Ama Jankos'un bu orta koridora biraz daha fazla iyi göstermesini bekliyorduk. Bu çok ilginç. İyi göstermemiz. Tabii şöyle bir şey var. Zilin'e karşı oynamak da kolay değil. Çünkü çok uzun süredir takıma Zilin görmediler karşılarında orta koridor. Sen söyle, yani konuşmuştuk. Ryu 3 haftadır yok, takımla birlikte çalışmıyor diye. Hadi takımla birlikte çalışmamaya geçtim. Zilin'e karşı o kadar uzun süredir oynamıyordur ki muhtemelen. Şampiyonu bilmek, şampiyonu oynayabilmek kadar şampiyonun karşısında oynayabilmek de önemli. Zilin'e karşı oynama tecrübesi eksikliği Ryu'yu etkileyecektir. Evet, bakalım. O da ilk eşya olarak koruyucu Katar üzerine almış Nuke Duck. Diğer tarafta Ruyu'da ise... Tanrıçanın gözyaşına gitmiyor demek ki Zilin. O da şeytani külliyatını ekledi şu anda çantasına Ruyu. Bakalım, orta tarafta şu anda minyonlar tam olarak eşit 45'e 45. Şimdi Şuk'un geldi. İlk baskın için üst koridora yaklaştığını görüyoruz. Yalnız Kaboşart'ın ışınlanına daha yaklaşık 30 saniye var. Yalnız Malphite ışınlanını koridora kullandı. Çünkü Yanko soruya geliyor. Bakalım ultisini kullanacak mı? Ultisini kullandı ama Kaboşart. Şey aldı. Güzel bir şekilde sıçrasını kullanarak oradan kaçmayı başarıyor. Jankos, ilk kanın kralı Jankos şu ana kadar koridorda hiçbir etki yaratamadı. Keza aynı şey Şuk için de geçerli yalnız. Ormancılar hiç koridora uğramaya niyetli değil galiba. Yalnız az önce alt koridorda Kaboşart'ı gerçekten tebrik etmek lazım. Normalde böyle bir sahnede sıçrınızı kullanmazsınız ama Malphite'ın ışınlanını kullanıp sizin üzerinize neden geldiğini düşünerek, orada baskın geldiğini düşünerek sıçrasını kullandı. Elise herhangi bir görüşü yoktu. Jankos'u görmüyordu. Şimdi şu üst koridora geliyor. Forgiven üzerine mızrak denildi ama Forgiven mızraktan kaçarak Fener'le birlikte geri çekilmeyi başarıyor. Üstüne üstlük orada tam Malphite ultisi gelirken kullandı. Yani flash zamanlaması da, hani ışın sıçra zamanlaması da mükemmeldi Kaboşart'ın ama hep söylüyoruz, Kaboşart şu anda muhtemelen EULCS'in bir numaralı üst koridor oyuncusu. İki nişancı üstüne dönmüş değil ve Jankos orada çalıda bekliyor. Şuk da bu çalıda için bekliyor. Aynen öyle ve Hyana'nın üzerine geldi. Kitle kontrol etkileri düşecek mi diye bakıyorum ama orada sıçrasını dahi kullanmadan çıkmayı başardı. Şimdi Şuk, Forgiven üzerine gidip skor gelir mi diye bakıyorum ve ilk kan Kaboşart almayı başarıyor. Çünkü Malphite'ın ışınlanı yok. Ve bu ışınlanı üstünü Team Vitality çok iyi kullandı. İki ışınlan var, ikisi de yok ama. İkisi de bekleme süresinde. Ryu'nun ışınlanı da Odoamne'nin ışınlanmanı da bekleme süresinde olunca orada işte Kaboşart niye şu anda bu kadar başarılı, bu kadar iyi durumda diyoruz. Bir kere daha gösterdi. Üstü üstlük devam edip kuleyi de alacaklar. Kuleyi de savunamıyor H2K. Vitality müthiş ışınlan, müthiş rotasyon ve tamamen avantajı eline geçirmiş durumda. Aa! Nuke Duck koridorda Ryu'yu düşürmüş. Ve canı neredeyse tam. Bu işte beklenmedik bir şey. Üstüne üstlük Zilin, yani hani Zilin'in öyle bir skor baskısı olan bir şampiyon da değil. Muhtemelen iki tane zaman bombası yedi. Yani büyü direnci yerine şeytani külliyat aldığı için şu anda bir hayli pişmandır Ryu sanırım. Ama ne olursa olsun ya. Yani koridorda hele Zilin'e skor verilir mi ya? Daha göreceğiz herhalde nasıl olduğunu. Hayır, Ahri falan, LeBlanc falan olsa hani bir derecede Zilin'e skor vermek yani çok görmediğimiz bir durum. Bir de üstüne evet, üstlük yani Zillion'un canı %70 falan da yani. Hani bir takas falan da yok orada da. Evet, Zillion'un üzerinde Doran yüzünden başka bir yetenek gücü eşyası da yok. Hasar eşyası da yok. Nasıl oldu acaba? O da şimdi direkt olarak dakika 9'da asırlık sopasını bitirdi. Bu skorun ardından. Muazzam senaryo Zillion için ve Vitality için. Kaboşart. Altın farkı da 2400 şu anda iki takım arasında. Evet, Kaboşart az önce üst koridora ışınlanıyla birlikte ilk kan alıp kulenin alınmasına yardımcı olmuştu. Şimdi ise alt koridora rotasyon yapan Team Vitality alt koridor kulesinin canını bir hayli azalttı. Yalnız o kuleyi almak istemediler. Aslında zamanları vardı almak için ama bekledi Team Vitality. Şimdi mavi güçlendirmeye çalışacaklar. Yani seviye farkına bakar mısın? Nuke Duck 9, Ruyu 7 ve oraya bir Bart ultisi geldi mavi güçlendirmeye. Devam edecek mi diye bakıyorum ve çalmayı başardı. Kasing, hayır çalmayı başaramadı. Başarım. Bir an Kasing'e gitti sandım oradaki mavi güçlendirme ama son olarak kimde kaldığına bakacağım. Galiba Lissandra'da kaldı en son. Yalnız bu kuleyi de kaybettiler. Rotasyon konusunda bu metanın
tamam 6-3 yamasına geçtik ama meta değişmiş değil. Bu metanın özelliğine erken kule ittirebilmek ve şu anda Vitality rotasyonla H2K'ye çok ama çok büyük üstünlük sağladı. İşte bir daha göreceğiz. Ruyu'nun canı az. Zaman bombalarının ikisini birden yiyince oradan çıkış yok tabi. Ruyu çok acemici oynamış ya. Yani Ruyu'dan hiç beklenmeyecek derecede acemilik. Aynı şekilde Nuketak da çok iyi oynamış gerçekten. Şimdi bakalım Nuketak'ın üzerine kimse gelir mi diye bakıyorum insanlardan başka ama oraya yaklaşan yok. Çünkü Jankos üst koridora gitmeyi tercih etti. İşte burada Kaba Shard'ın düştüğünü görebiliriz. Çünkü Oda Hamle Kaba Shard'ın iki seviyesinde sıçrasını kullandı orada Jankos. Oda Hamle ultisinin, Malphite ultisinin üzerine ve skor alabilecek mi diye bakıyorum. Son bir vuruş gelecek mi? Orada kule altında Kaba Shard giderek Jankos almayı başardı bu arada. Alt koridorda savaş devam ediyor. Forgiven'ın sıçrası yok. Fener'le birlikte geri kaçtı ama Oda Hamle şimdi oraya geldi. Yalnız hayır Ruyu gelmiş oraya. Ruyu geldi ama canı yarıda olduğu için devamını getirmedi. Yalnız oraya Oda Hamle de sanırım ışınlandı kullanmış. Çünkü onun da bekleme süresi aynı şekilde. Daha yeni başlamış ama iptal etmiş gibi görünüyor. Muhtemelen iptal etti o. Bu arada Nuketak enfes bir Zillion performansı sergiliyor. Yani Zillion'ın koridorda şeye karşı, Lissandra'ya karşı 20 milyon falan geride olması gerekirken şu anda 20 milyon önde bir de skor aldı birebir de. İki seviye döndü. İki seviye yani ve o kadar hızlı 9. dakikada şey bitirdi ya. Asırlık sopa bitirdi. Daha ne yapsın yani. Jankos da bu arada Kaba Shard yalnız yine mükemmel oynadı. Kule altında skoru verdi vermesine belki ama Jankos skorunu aldı en azından. Oh buradaki mücinlere bakar mısın? Bard buraya bir yolculuk etse iyi olur. 3 tane birden var. Ruyu da daha yeni 9. seviyeye ulaşmış. O da moralini Omikon bitirmiş ilk eşya olarak. Yani cehennem alsa da sanki daha doğru bir tercih olurdu onun için. Muhtemelen. Yalnız Ruyu kötü bir pozisyonda kalabilir orada. Güzel bir Bart ultisi ama sıçrayı kullanarak oradan Ruyu kaçıyor. Ve mızrak da isabet etmeyince canını kurtarmayı başardı Ruyu. Şu anda 2500 altın fark var Vitality lane'e. Oda Hamle bu kuleyi düşürürse biraz avantaj sağlamış olacaklar. Oda Hamle de şimdi yalnız artık Kaba Shard'dan pek korkmuyor. Çünkü o da iki seviye üstünlük sağlamış. O da Kaba Shard biraz daha takımıyla birlikte oynayınca evet. ışından atarak Oda Hamle gün ateşi pelerini de tamamladı. O da ona çok daha büyük avantaj veriyor tabii ki zırh açısından. Bakalım geçen az önceki Fnatic G2 maçına göre biraz daha durağan bir karşılaşma izliyoruz. Bak içini iyi aldı. Aldı. Almadı ilginç. Biriktiriyor herhalde. Bir de bu Hermic'in bir ekstra avantaj. Yani Ruyu o zaman bombalarını taşımayı çok seviyor galiba ama onlar ciddi anlamda can yakmaya başladı. Evet, yan taraftan da Shulk rahatsız ediyor bir taraftan. Nuketak geçen haftaki Gangplank performansı ile parmak ısırtmıştı. Ama bu hafta müthiş bir Zillion oyunu görüyoruz şu anda. Ama yani bence başta hatayı zaten Ahri seçmeyerek yaptılar. Orta koridorda ama Ruyu da geçtiğimiz 3 hafta takımla birlikte olamamak pek yaramamış Ruyu'ya onu söyleyelim. Ahri seçmedi seçmemesine de hadi Ahri seçmese bile koridorda Lissandra ile şeye skor vermek Zillion'a şaşırtıcı. Burada Kog'Maw'da Gwyn soyu bitirmiş. Da yavaş yavaş hançerini dalarak Nuan kasırgasına doğru ilerliyor. Tabii en belirleyici şampiyon biraz Kog'Maw olacak. Ruyu gene 7-2 yalnız tane. Yalnız muazzam hasar veriyor şu anda Zillion. 2 bombasıyla 4 bar canını bıraktı Ruyu'nun. %70 hasar verdi. Acilen büyü direnci alması gerekecek Ruyu'nun. Yani ilk eşya olarak cehennem asası tercih etmemesinin cezasını şu anda çekiyor diyebiliriz. Ama o hala büyü direnci yerine şu anda bekleme süresi almayı tercih ediyor. Evet, orta koridorda bir bomba daha. Bu sefer Forgiven'ın üzerine. Onun da
%40 canını götürdü ya. Şu anda gerçekten Nuke takım bombaları can yakıyor. Rakip ormana da girdiler. Maviyi de çalacaklar. Yani o maviyi de şu kaldı. Bunda şu an mana ihtiyacı var. Güzel bard ultisi ama bakarım sersemleyecek mi orada Forgiven? Sersemlemeden. Bu sefer Nuke takı iyi oynayamadı yalnız. Zaman bombalarını koydu ama biraz erken koydu. Şu anda Zilin, yani koridor aşamasında özellikle büyük iş yaptı. Koridoru zor Zilin'in. Koridoru zor olmasa zaten işlevselliğinde kimsenin söyleyecek bir şey yok. Özellikle takım savaşlarında da kilit hedeflerden birini tekrar canlandırabilmesi, müthiş hızlandırması artı tabii belli bir oranda ciddi anlamda da hasar veriyor şu anda. Kimse kolay kolay onunla boğuşamayacaktır. İşin ilginç yanı bu arada Malphite bence H2K'nin en kötü seçimi Malphite oldu. Çünkü karşıda büyü hasarı çok fazla var. İşte Zillion hani aslında bakarsan şey dışında, Graves dışında yani koridordaki rakibi dışında herkes büyü hasarı ve sürekli zırh yükleniyor. Çünkü zırh yüklemek iyi bir şey Malphite ama Malphite seçiminin yerine başka bir seçim yapabilirdi açıkçası H2K. Yani Graves, Lissandra üst koridora gidip orta koridora bir ahire alınsaydı çok daha iyi bir kompozisyon olurdu. Evet, dediğin gibi olabilirdi ama acil olarak bir ordu kalkanına ihtiyacı var H2K'in. Var var, o şart. Aynı şekilde Team Vitality'nin de alması gerekecek. Bu arada altın farkı aslında 2500 altın hiç fena değil. Yani Kog'Maw'a sahip olduğunuz zaman o 2500 altını çok önemsemezsiniz. Yalnız orta koridordaki eşya farkına bakar mısın? Tam iki eşyaya karşılık belki de oyunun en ucuz yetenek gücü eşyası olan Morelionomicon. Ayakkabıyı tamamlamış ama niye öyle diyorsun? Yatırımını çizmeye yapmış bir Rüyü. Yeni botlarıyla o da göz dolduruyor şu anda. Dakika 17'de... Bu tarz Rüyü'nün. Şimdi Rüyü'den agresif oyun gelecek mi sıçradı ama Kasink orada sersemletmeyi başarıyor Cosmic Bağ ile beraber. Ve Rüyü'nün sıçrasını aldılar şimdi. Odamne'den sıçra ulti geldi Hıyarnın yok oldu. Hıyarnın orada yok etmeyi başardı. Bakalım devam edecek mi Rüyü? Şimdi ultisini Kasink üzerine kullandı ve çok kötü oyun Team Vitality'den. H2K burada oyuna geri dönmeyi başarıyor, oyuna ortak olmayı başarıyor. Ve şimdi orta koridor kulesini de burada düşürecekler. Yalnız Kaboşart üst koridorda ayrı gittirmesine devam ediyor. Onun karşısına kim gidecek diye bakıyorum. İki ışınlanı var. H2K'nin herhangi birisi üst koridoru rahat bir şekilde gidecektir. Yalnız burada işte hiç iyi oynayamadı açıkçası bu sefer Vitality o bölümü. Odoamne'nin yani Malphite tamam çok iyi bir seçim olmayabilir bu kompozisyona karşı. Ama Malphite'in ultisine her zaman saygı göstermek zorundasınız. Sanırım Nuke Duck da oraya yakın değildi. Yoksa evet. Zillion ultisini kullanmamış kimsenin üzerine. Aynen. Nuke Duck yakın değildi. Nuke Duck aynı zamanda zaman bombasıyla alan da kontrol edebiliyor tabii. Şimdi göreceğiz ne olduğunu. Nuke Duck alt koridorda burada. Evet. Yani Hyarnan'ın burada olmasının hiç bir mantığı yok. Hyarnan intihar etmiş. Yani orta koridorunuz alt koridordayken ve ışınlanı yokken sizin kulenizin altında beklemeniz gerekiyor. İşte böyle yanlış oyunlar. Hyarnan intihar etmiş. Olay ondan ibaret. Ve Runa'nın kasırgasında şu anda Forgiven bitirdi. Dakika 19'da o da eşya olarak, özür diliyorum, çizme olarak Ionia çizmesini tercih etmiş. O ilginç mesela, o kadar şart değil. Daha doğrusu o şart değil de o tamamen anlamsız. Yani bekleme süresini azaltmak... Acaba şimdi bir cam biçen alıp maksimum bekleme süresi mi istiyor diyeceğim ama... Maksimum bekleme süresi nişancı kopmamak için bir şey ifade etmiyor ki fazla. Yani tamam W'sunu daha erken yapıyorsun ama W zaten yeterince var. W'yi kritik yerde açıyor yani. Bakalım üçüncü eşyası da önemli olacak tabii Forgiven'ın. Yani şöyle söyleyeyim. Her tür diğer bütün çizmeler daha iyi bir fikir Kog'Maw için. Ama zaten şey ünlüdür. Forgiven inatçılığıyla ünlüdür. Odam ne?
Malphite'da Graves'e karşı bir seviye üstünlüğünü koruyor halen. Minyon'da da 20 minyon kadar önde. Orta koridorda da aynı şekilde Nuketak'ın önde olduğunu söyleyebiliriz. O da minyon farkını 30'a kadar aşmış bulunuyor. Yalnız Team Vitality Corki'yi kullanamadı şu ana kadar. Corki'nin o güç patlamasını kullanamadı ve bu arada Bartol Tsiankos'un üzerine geldi ama Nuketak o ikinci bombasını yine erken kullandığı için rakibini sersemletemiyor orada. Ama bu Team Vitality için bir ejderha anlamına gelecek ve ikinci ejderhayı dakika 21'de alıyor Team Vitality. Kog'Maw'ın bio büyü salvosu son yani 9. seviyede kendisi yani 8. seviyede pardon yani 5 şey verdiğiniz zaman 7 saniyede bir bekleme süresi var. Zaten 6 saniye sürüyor. Zaten hani belki Ionia çizmeleriyle onu bir sürekli açık tutabilir ama hiç gerek yok. Yani Ionia çizmeleri yerine bütün eşyalar savaşçı çizmesi olur, ninja tabi olur, her şey olur, atik çizmesi olur. Hepsi dahil. Hani Forgum belki Avrupa'nın en iyi nişancısı olabilir ama Ezreal'daki eşya diziliminde de buradaki Ionia çizmeleri tercihinde de hayli ilginç. Yani belki ben sihirdar büyü bekleme süresini düşünmüş olabilir mi acaba sıçrasına? İyi de o şey Ionia çizmeleri ona etki etmiyor. Ona sadece titreşim üstüne etki ediyor. Ionia çizmesi hem %10 bekleme süresine etki ediyor hem de sihirdar büyüsüne. Evet. Gene de hiç iyi bir tercih değil. Yani tabii ki kötü değil. Yani bir işe yarıyor elbette ki ama sonuçta daha iyileri var. Çok daha iyileri var. Bütün eşyalar öyle ama yani atıyorum Zillion'a gidip ebedi kılıç alırsan bir işe yarıyor mu? Yarıyor evet. Otomatik sağlarını artırıyor ama yani almanız gereken eşya o değil. Forgiven'ın oyununu örnek alabilirsiniz ama eşya dizilimlerini örnek almayın. Evde denemeyin. Aynen. Ezreal'da biliyorsun. Mavi Ezreal yapmadı. O da üçüncü eşya olarak sihir işen almış. Tabii karşıda bu kadar fazla. Onda sorun yok. Ama bir hasar olunca çizme olarak atiklik çizmesi çok daha iyi bir fikir olurdu. Öyle söyleyeyim. Evet bakalım. Orta koridorda Team Vitality yaptığı hatadan sonra şu an için bir hata yapmak istemiyor. Biraz daha temkinli oynuyorlar ama şimdi Ryu orta koridora bir ışından kullandı. Bakalım orada savaş açabilecekler mi? Vander sıçradı ama derisini yüzü kaçırıyor. Yalnız Hyan'ın orada giderken Bart ultisiyle Ryu'nun ultisine yakalandı ve Hyan'ın ilk düşen hedef olacak yalnız. İşte Zillion ultisi orada devreye girdi Ryu arka tarafta. Tekrar o savaşa girmek isteyecek. Yalnız o savaştan çıkmayı tercih etti. Oda hamlenin üzerinde şimdi 3 kişi var, o da geriye doğru çıkıyor ama işte Bart orada oda hamleyi bırakmayacak ve skor kime gelecek diye bakıyorum. Sersemledi. Son vuruş Kabo Shard'a gidiyor ultisiyle beraber. Parça tesiriyle beraber orada oda hamleyi katletti ve şimdi üst koridor oradan kule almak isteyecek Team Vitality bu savaşın ardından. Burada savaşı isteyen taraf H2K'ydi ama Team Vitality çok iyi bir şekilde geri çıkıp sonra tekrar savaşa dahil olmayı bildi. Bir skor aldı, üstüne bir de kule aldı. En kilit hedef yakalandı aslında. Hem de sihir geçişinin içindeyken yakalandı. Ama yakalanması önemli değil. Zillion var. Bir şans daha veriyor hayatta kalmanız için. Orada ikinci şansını çok iyi değerlendirdi. Aynen. Ve hayatta kalarak senin de dediğin gibi Bayern'ın takımıyla beraber bir de kule aldı üst koridordan. Dakika 24'te altın farkı Team Vitality ile yine 2500 kadar. 3500. Ama şey evet, 3500, 3500 çok önemli bir altın farkı değil bu aşamada. Yani onu söyleyelim. Çünkü Kog'Maw'a sahip olan takım 3500 altını o kadar önemsemez. İşte bir daha görüyoruz. Hyan'ın manası yok. O yüzden Volkis'ini kullanamıyor. Yalnız müthiş. Son Volkis'i geldiği zaman kullanıyor. Arada yakalanıyor belki şeye. Lissandra ultisine. Ama Zillion onu hayatta tuttuğu zaman işte avantaj tamamen bundan sonra şeye geçmiş durumda Vitality'ye. Hyan'ın belki manası yok ama canı tam yarım. Daha sonra Oda Hamle'nin peşinden de bir sihirli yolculuk. Ve oradan çıkış yok artık. Bakalım şu an ne oluyor? Az önceki savaşın tekrarını izledik. Vitality orta koridorda toplandı. Orada alt koridordan büyük bir minyon dalgasını ittirdiğini görüyoruz H2K adına. Yalnız orta koridoru tutamayacak H2K çünkü o Zillion bombaları oradaki alanı tamamen tabii kapatıyor alan koridoru. Kontrol, alan kontrolü inanılmaz. Şimdi Bartolis Jankos'un üzerine geldi ama Jankos
Örümcek atlayışıyla oraya havaya kalktı ve Fener'le birlikte oradan çıkmayı başarıyor. O da hamle de burada rahat rahat ayrı gittiriyor. En azından bir kule alacak. Doğan'ın ışınmanı var. Diğer tarafta kaba şartın ise yok. Bakalım bunu kullanabilecek mi Eştüke ekibi? İşte şimdi ışınlansız kaba şart gitmek zorunda kaldı. Malphite'in karşısına alt koridorda. Burada bir savaş isteyebilir Eştüke ekibi. Nüktak'ta 3. eşya olarak Moralinomikon tercihinde bulunacak. O da bekleme süresini maksimuma ulaştırmak istiyor gibi görünüyor. Onun için mantıklı tabii. Yani o zaman bombalarını tıkır tıkır atacak artık. Makine tüfek gibi atacak ondan sonra. Malphite'de bu arada bir hayalet pelerini tamamlamış. Belli bir büyü direnci de almış ki daha fazla alması gerek aslında. Bir tane daha dokuma zırhı ona gerek yok. Bence ama şu anda ordu kalkanı da geldi Thresh tarafından. Karşı tarafta da iki destekli ordu kalkanı aldı ki ikisi için de çok önemli olduğunu biliyoruz. Yalnız Ruyu'nun takıma katılmasına çok sevinmiş de çünkü çok önemli. Ama Ruyu için bu geçtiğimiz 3 hafta çok iyi geçmemiş gibi. Belli ki yani çok da sıkkındır herhalde, mutsuzdur. Ama burayı yani çalışarak geçmediği ya da en azından uyumunda belli sorunlar olduğu belli. Hiç ama hiç iyi bir maç çıkarmıyor şu ana kadar. Bundan sonrası ama Forgiven'a bakıyor. Yani bundan sonra Forgiven taşıyacak. Bakalım neler olacak, göreceğiz. Forgiven de şu anda istediği güce ulaşmış durumda. Tabii. Geçen maçta görmüştük işte bunu. Buraya kadar hatta çok daha büyük bir farkla öndeydi G2. Ondan sonra güçlenen Kog'Maw, Momar, tam bu eşya dizilimiyle mahvetmiş. Tabii çizmeler hariç. Bakalım kaba şartına ışınlanı şu anda doldu. Gençlik ayrıca 1-3-1 yapacak mı? Ruyu'nun da ışınlanı var şu anda. Yalnız o Duhamle bir de Randuin yapacak. Kaçta o kadar büyük gücü varken. Evet, Momartus'un ağzını bitirdi bu arada. Kog'Maw. Biraz da can çalmaya ihtiyacı var yalnız, onu söylemek lazım. Yani bir civa yatağın mı yapar yoksa bir Mavolmuş Kral'ın kılıcı çok iyi tabii şey için. Kog'Maw için bir Mavolmuş Kral'ın kılıcı mı yapar? Onu göreceğiz ama biraz can çalmaya da ihtiyacı var. Evet, bakalım. Bunlar şu an Baron etrafındaki görüşü yoğunlaşmış durumda. Herhangi bir agresiflik görmedik şu ana kadar ve Team Vitality acaba 3. ejderhayı isteyecek mi dakika 28'de? H2K için ilk ejderhası da oynandı tabii H2K için. Baron etrafında tüm görüşü Vitality ile geçirdi. H2K biraz kararsız gözüküyor. Yani ne yapacakları konusunda çok emin değiller gibi. Bu arada ben şeyin Forgiven'ın niye İonya çizmeleri aldığını anladım. Günün modası o. Trend. H2K'de trend o. 2 Atikli çizmesi, 3 İonya çizmeleri. Hepsi aynı yerden almış. Aynı dükkanda. Nitekim dikkat edersen karşıda da 3 tane İonya çizmelisi var. Bir tek Kaboşar'da ayıp etmiş ya. Yani ya Atik şey, Merkür adımları. Merkür adımları kullanılmıyor artık. Yarın da sihirbaz kuruşları almış. O sayılmaz, o şey. O Korkin'in şeyinden çıkıyor, uçaktan çıkıyor, otomatik. Seviye farkı şu anda orta koridorda 17 ile 15 oldu. Yani zaman geçtikçe seviyede geri düşüyor ama gerçi iki takım da 18. seviye olduktan sonra bunun farkı olmayacaktır, önemi olmayacaktır. Kog'Maw ilk can çalma eşyasını aldı bu arada Vampir Asa'yı. Onu çok büyük ihtimalle bir Mavolmuş Kral'ın kılıcına çevirecek. Şu anda Forgiven'ın rakipte tek korkması gereken isim Kaboşart. Çünkü canı az şu anda Forgiven'ın. Büyü direncine bir aile yatırım yapmış durumda. Kaboşart'ın ani hasarı onun canını sıkabilir. Haricinde
Rakip de onu bir anda düşürebilecek bir hedef yok. Çünkü üzerindeki büyü direnci onun için yeterince fazla. O Zillion'ın iki bomba koyması çok büyük sorun yaratabilir. Orada bir de Fjarn'a seviye atlatacak. Zillion'ın yeteneği sayesinde 15. seviyeye ulaştırdı Corki'yi. Tabii Zillion'ın öyle bir pasifinden gelen müthiş bir deneyim aktarma özelliği de var. Bir koza denemesi geldi şu ama isabet etmiyor. Bakalım bu paketiyle birlikte bir agresiflik deneyecek mi Team Vitality diye bakıyorum. Şu anda iki takım da hamle yapmaya çekiniyor. Şimdi bir yavaşlatma geldi Kasik'ten. Bu sefer ultisini agresif şekilde Vander'in üzerine kullandı. Şimdi Vander'in orada sersemlediğini gördük. Shulk'un hasarı yetecek mi diye bakıyorum. Yetmiyor. O da hamle savaşı Shulk katılacak. Shulk'un üzerinde Zillion ultisi. Arada kalan Etef orada kabo şart oluyor ve kabo şart düşürmeyi başarıyorlar. Malphite'in ultisi yok. Devam edemeyecekler şu anda H2K ekibi. Devam etmek istese bile yakalayamayacaklardır. Çünkü Yüktak bombalıyla birlikte kaçarken hasar veriyor rakibe. Çok iyi geri çekilerek hasar verebilen bir takım Vitality. Corki, Nidalee takip etmek istemeyeceğiniz şampiyonlar. Üstüne üstlük Zillion varken zaten takip yetişemezsiniz de. Gerek yok. Bu skoru neye dönüştüreceği önemli H2K ekibinin. Daha fazla takip etmeyip bu skoru bir şeye dönüştürmesi lazım ama şu an kadar hiçbir şeye dönüştürebilmiş değiller. Skoru almak dışında hiçbir şey yapmadı H2K. Şu anda 4'e 4 bir skor var ama altın farkında Vitality'nin önde olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada tekrarını izleyeceğiz. Grace Vander'e tuttu. Daha sonra iki bomba da tutuyor. Sersemliyor. Mızrak da yiyor. Yalnız Vander ne kadar tankmış ya. Yalnız arka tarafı ışından atsa şu toteme kaboşar çok daha mantıklı olurmuş. Aynen. Rakibin arasına atınca o şey intihar etmek istemiş. Rakibin ortasına atınca bir de herkes çıkıyormuş. Bütün takım arkadaşları çıkıyormuş savaştan. O Vander'in üzerine iki tane Bard ultisinden sonra iki tane de zaman bombası geldiğini görünce takım arkadaşlarının takip edeceğini düşündü herhalde. Oraya gitti ama o geldiğinde herkes gitmişti oradan. Olay yerinden uzaklaşmışlardı. Yani az önce Nüktak bu sefer de Kasinge seviye atlattı. O da 12. seviyeye ulaşıyor. Şöyle bir eşyalara tekrar değinecek olursak Rabadon'un şapkasını bitirmeyi başarmış Ryu sonunda dakika 32'de. Diğer tarafta ise rakibin büyü direncine bu kadar yatırım yaptığını görünce hiçlik değneğini almış Nüktak. O da 18'in seviyeye şu anda ulaştı. Şöyle baktığımda Ryu 17. Başka da 17 veya 18. seviye olan yok. Oyunda ilk 18. seviyeye ulaşan isim Nüktak. Bakalım bunu kullanabilecek. Kötü bir Bard ultisi geldi Kasink'ten ve Fener'le birlikte kaçmayı başarıyor orada Yankos. Şimdi Ryu arka taraftan kapatıyor. Çok güzel bir açıdan geliyor Ryu. Sıçra ölüm cezası geldi. Ryu orada Nüktak'ı tuttu. Nüktak'ın düştüğünü görebiliriz. Düşecek ama tekrar canlanacaktır. İşte burada rakip takımın, daha doğrusu takım arkadaşlarının ne yapacağı çok önemli. Nüktak arada kaldı Nüktak ve onu düşürmeyi başarıyorlar. Forgiven'a gidiyor skor. Çünkü herkes Forgiven'ın önünde. Kog'Maw arkadan kimse yaklaşmasın paramparça ederim diyor ki Nüktak'ı iki kere paramparça etti. Bakalım şimdi orta koridordan nereye kadar ilerleyebilecekler. Nüktak'ın canlanmasına daha 45 saniye var. O da şu anda kule hasarını üzerine alamayacak ve bu kuleyi şu an için korumayı başardılar. Bir sonraki minyon dalgasıyla ne yapacağı çok önemli. Kavoşart ultisiyle o minyon dalgasını temizleyebilirdi ama buna gerek bile kalmadı ve H2K ekibi Nüktak'ı düşürmüş olsa da buradan geri çıkmak durumunda kalıyor. H2K zaten aldığı skorları... Yalnız Ryu tekrar geldi, bu sefer ışınlarıyla birlikte geldi. Kavoşart'ın düştüğünü görebiliriz. Malphite ultisi de onun üzerine gidiyor ama Kavoşart çok tank şu anda. Onu düşüremiyorlar. Çünkü H2K, yani Ryu geldiği zaman takip edemedi takım arkadaşları yeterince. Yani eğer şey yapacaksanız, ışınlanla bir takım savaş başlatacaksanız herkesin koordine olması lazım. Ryu geldi ama Kavoşart'a hasar bırakırken takım arkadaşları orada değil. Bu arada Baron'a başlıyor Vitality. Bakalım Vitality... Baron bitti. Aldılar Baron'u. İnanılmaz. Ve buna hiçbir cevap veremedi H2K. H2K inanılmaz bir hata yaptı gerçekten. İnanılmaz. Yani herkes geri çekilirken en azından Baron'u koruyacak bir totem motem atmayı düşünebilirlerdi. İşte görüyoruz burada Nüktak yakalanıyor. Nüktak'ı tamam düşürdüler. Hatta iki kere düşürdüler. Şimdi Forgiven o kadar rahat hasar veriyor ki zaten. Yapabilecekleri hiçbir şey yok.
Van der yalnız muhteşem oynamış orayı. Onu da söylemek lazım. Şimdi sorun şu. Takım geri çekildikten sonra bu arada dördüncü ejderhayı da alıyor Vitality. Ya H2K takım savaşlarını kazanıyor. Öne geçen Vitality. Daha oyunda avantajı yakalayan Vitality. Evet, Vitality işini hiç şansa bırakmıyor ve dördüncü ejderhayı da şu anda aldı. Bir hata yapsalar bile en azından beşinci ejderha güvencesi olacak. Ya üstüne üstlük ya H2K takım savaşında bir ya da iki tane şampiyonu düşürdükten sonra bir şey elde edemiyor ki. Açıkçası inanılmaz derecede kararsızlığı var. Yani kararsızlık gözüküyor H2K. Yakaladığı skor avantajını, yani skor aldıktan sonra bunu neye dönüştüreceğini, hangi global hedefe yöneleceği konusunda ciddi sorunları var. Bu arada komuta sancaklı bir baron güçlendirmeli minyon gelmiş oraya. Tank. Kuşatma minyon hem de. Of o ne ya. Korki'den daha büyük o ya. Tabi o bir de büyü hasarı almıyor. Hem Malphite hem de Lissandra onu... Sabaha kadar vurup anca düşürürler ki zaten düşmüyor. Ben Forgiven orada imdada yetişti. Ama Forgiven hasarının mı büyük kısmı şey, büyü hasarı? Büyük kısmı değil de yani yarısına yakındı. Yani Forgiven, Mavon Tükran'ın kılıcını da tamamladı. Şimdi o Forgiven'a uygun pozisyon bulmak lazım rakibi temizlesin diye. O kadar fazla yaklaşık 5'e yakın oluyor saldırı hızı W'yu açtığı zaman. Hı hı. 4.980 falan oluyor. Ve Mavolun Çıkalı'nın kılıcıyla inanılmaz bir sinerjisi var tabii. Mavolun Çıkalı'nın pasifiyle. Ve iki takım da büyü direncine bir aile yatırım yapmış durumda. Team Vitality hem Nidalee hem Zillion'da işlik değneği görüyoruz. Diğer tarafta ise işlik değneği alan şu an için herhangi bir şampiyon yok. Bu arada Malphite Sandra alacaktır. Karşıda temelde fiziksel hasar veren bir tek Graves var. Şu şeyin, Malphite'in eşya dizilimine bakar mısın? Tamam, Malphite zırhtan güç alıyor. Hani yeri sars yeteneği falan alıyor da... Yani bu kadar da olmaz yani. Hani... Odu hamlenin eşya dizilimi felaket. Evet, ben de sana katılıyorum. Bu konuda gerçekten çok haklısın. 4 tane zırh var. Bir tane büyü direnci var. O büyü direnci de yarım yani. Hani sadece ayarlık belirli. Rookie ömleğine ya da şeye dönüşmüş değil. Ben şey değil. Yani hayır, madem derdi hasar vermekse eğer cehennem hasarı alsaymış. Hani hem defansif hem belli aranda ofansif. Bu arada baron güçlendirmesi bitti. Baron güçlendirmesi boyunca 4600 yaklaşık 3980 altına avantaj yakalamış durumda Vitality. Orada orta koridora bir Bart ultisi gelmiş. Bizim görmediğimiz zamanda ama devamı gelmiyor. Vitality sanırım 5. ejderhayı bekleyecek. Şu an için risk almak istemiyorlar. En garantisi o tabii. Herhangi bir riske girmeye ne gerek var? Gerçi tabii Zillion olduğu sürece, Zillion zaman bombalarıyla alan kontrol ettiği sürece uçuşatma yapmak da daha kolay bu takım için. Sporgun'un saldırı hızı muazzam şu anda. 5'e yakın ya. O da sadece son eşyasını alacak. Şu anda yeterli. Son eşyayı almasa bile parçalar yani. Son eşya olarak ne alacak acaba? Bir kazma almış. Son fısıltıya gidecek sanırım. Hextech silah kılıç da olabilir. O da çok iyi çünkü. Bakalım, oyun şu an için biraz durgunlaştı. Yalnız altın farkı hala Team Vitality lehine. Ve 4 tane ejderha avantajı var. Seviyeler yavaş yavaş 18'e yaklaşıyor. Zaten 18 seviye olmayan kalmadı neredeyse Vitality'de. Zillion sağ olsun. Herkese ekstradan seviyeler verdiği için. Yani desteği saymasak bir de Kıyarnın kalmış. 18 olmayan Vitality'de. Diğer tarafta Yankos'la Forgiven 16. seviye. Gerçi 16 ile 18 arasındaki fark da çok küçük. Yani oyunun başındaki gibi değil farklar. H2K orada bir savaş arıyor ama Team Vitality'de dürtmek istiyor savaş öncesinde. Malphite ultisini bekliyorlar. Şimdi Rui güzel pozisyonda orada savaşa arkadan katılacaktır.
Hala beklemeye devam ediyor sabırla çünkü orada totem olmadığını biliyor Ryu. Şimdi rakip onun üzerine gidiyor. 3 kişi yerine mıhladı ve ultisini kendi üzerine kullandı. Güzel Bart ultisi toplamda 5 kişiye tutuyor bir tanesi. Takım arkadaşı olmak üzere ilk düşen de Lissandra oldu. Bakalım Kaboşart devamında düştü. Kim düşecek? Kaboşart düşürmeyi başardılar. Kasım Kaz bir canla kaçıyor ve Hiyar'ın orada can çalmak istiyor. Ve Yankos şu anda Shulk'u kovalıyor ama ona yakalaması hiç muhtemel değil. Nidalee'yi kim yakalamış ki? Birebir bir değişim oldu. Kaboşar'da karşılık Ryu. Açıkçası burayı da yani Ryu'nun başlattığı savaşta takım arkadaşları çok zor, yani pek takip edemedi. Onu da söylemek lazım. Takım savaşını kazanıyordu H2K ama takım arkadaşlarıyla koordinasyonu tam sağlayamadıkları için. Malphite ultisi biraz, daha doğrusu Malphite, Ryu geldikten sonra Malphite ultisi çok az geç kaldı. Bakalım bir daha. Ryu geliyor. Kendi üzerinde kullanmıyor ultisini. Pardon, kendi üzerinde kullanıyor, değil mi? Sonra sersemliyor ve anında düşüyor tabii. Bu arada Forgiven'a da inanılmaz bir hasar gelmiş orada. Bu da sıçra artı şifasını kullanmak zorunda kalmış. Shulk 10 canla falan çıkmış oradan. Hani Shulk en şanslı isimmiş. İşte şimdi da... 10 saniye var Ejderha'ya ve oraya bir ışından geliyor. O damleden yalnız onun hızını kesemediler orada. O damle Hiyan'ın üzerine direkt olarak ultisini kullandı. Çünkü sıçrasının olmadığını biliyordu. Bart ultisi 2 kişi hesap edilse de orada devamını getirecek ve 5. Ejderha'yı almak isteyecek. Team Vitality 5. Ejderha'yı bakalım alabilecek mi? Banner orada sıçradı, Shulk'u tuttu ve 5. Ejderha'yı Team Vitality aldı işte. Gerçek hasara sahip şu anda ama H2K kovalayan taraf oluyor burada. Son bir kozda tutar mı Shulk'un üzerine? Yavaşlatmayı başardı rallisiyle birlikte ama Shulk oradan kaçacak gibi bir duvarda açtı orada ve şu kaçmayı başarıyor burada. 5. ejderhayı alıp sadece daha öncesinde nişancısını kaybetmişti Team Vitality ve şu anda Shulk'un üzerine devam ediyor. Arka taraftan da kapatan bir Malphite ve Korkman var. Yalnız onlar ama Baron'u mu isteyecekler acaba? Olabilir. Yalnız zaten Nidalee'yi ormanda yakalayamazsınız ki. Yok öyle bir şey. Evet, şu anda Baron'a başladı H2K ekibi Forgiven'ın ekstra hasarıyla beraber. Yalnız Ryu orada Shulk'u bekleyecek. Ultisi var mı diye bakıyorum. Ultisini direkt olarak Shulk'un üzerine kullandı ve skoru aldı Kaboşart. Arka tarafta Lissandra'yı düşüyor. Acaba bir çalma girişinde bulundular mı? Hayır, kimse denemedi. Elisa Baron'a karşı 5. Baron'u ejder almayı başardı. Baron mu galip gelecek? Ejder mi galip gelecek? Burada göreceğiz. Savaşı kim istiyor? Bart'tan güzel bir ulti. Kaboşart düşecek. Hemen derende Forgiven'ı tuttu. O da anne Kaboşart'ın üzerine kullandı ultisini ve skoru almayı başarıyor. Burada hem Grace'i düşürdüler hem de Nidalee'yi düşürdüler. Kendi tarafında ise H2K'de ise tek düşen isim Ryu oldu. Ryu sürekli düşüyor zaten ama o düşmeye razı. Çünkü onun burada... Yalnız burada bir tane otomatik saldırı yapabilse o damlenin üzerine Hiyar'ın düşmeyecek. Hiyar'ın gerçekten... Zaten Ryu da yalnız kaçacak diye Ryu da gelmiş oraya. Kaçarsam ben yakalayacağım diye. Bunun üzerine bence Vitality çok akıllıca bir şey yapıp hemen şeye gidiyor. 5. ejderi. En azından 5. ejderi alabiliyorlar. Şimdi yalnız Baron'a karşı 5. ejder. Yalnız ejderhanın gücü daha erken bitecektir. Güçlendirmesi. Evet. Artı ejderhanın güçlendirmesi 3 kişi de var. Baron güçlendirmesi 4 kişi de. Böyle bir avantajı da var. Yani Forgiven kazmasının üzerine herhangi bir eşya tercih etmemiş şu anda. Yetmedi altıma herhalde. Bu demek ki son fıstık tercihinde bulunmayacak. En azından bunu gösterdi bize. O şu an botlarını geliştirmiş. Her bir otomatik saldırıda ekstra hareket hızı kazanıyor. Bir nevi Arkan eşyasını pasifi gibi. Şey yapabilir o, parası ebedi kılıca gidebilir son eşya olarak. Evet, olabilir. Yani Forgiven'ı tanıyorsam en mantıklı, onun en yakın gitme ihtimali olan eşya olur. Yalnız 44. dakikadayız artık. 18. seviye olmayan sadece destekler kaldı. Herkes 18. seviye. Destekler de 15, onlar da 16 olmak üzere. Zaten 16 kritik eşik. 17-18 çok önemli değil. Neredeyse herkes 5 eşyayı bitirdi. 6. eşyalarını bitiren şampiyonlar da var aralarında. Civa yatağını yaptı bu arada Forgiven. Son eşya olarak. Sizin yanından gelebilecek bir sersemletme. Bir de Bart. Aslında gerekli miydi? Bence çok gerekli değildi. Can çalma özelliği tamam iyi hoş da... Yani kana susamış bence daha iyiydi. Bakalım şimdi... H2K ekibi bu Baron güçlendirmesiyle birlikte... H2K'de Malphite ve... Kogman 6 tam eşyaya ulaşmış durumda. Artık onlar eşya alamaz.
Ve botlar da artık geliştirilmiş. Hiçbir şey kalmadı yani. Paralayacak yer kalmadı. Ancak işte botları satıp başka bir eşya alabilirler. Yavaşlığı göze alıp. Bu arada uzun süredir de destek şampiyonlarının almadığı Mikael'in kazanını Van Der almış bu maçta Forgiven için. Hem ekstra can hem de kitle kontrollerden savuşması için, arınması için. Yani bundan sonra yani öyle bir dakikadayız ki artık. Bu arada Baron güçlendirmesini fazla kullanamadı H2K. 5. Ejderha'yı da kullanamadı doğal olarak Vitality. Şu anda bir takım savaşı oyunun kaderini belirler. Yani ölüm süreleri o kadar uzun ki anında oyunu bitirirler. Bu arada 2 dakika sonra tekrar ejder çıkacak, 5. ejder. Esas herhalde Dan'ın kuyruğu orada kopacak. Çünkü o savaşı iki tarafta isteyecektir. Gerçi Vitality avantaj da 5. ejderi almak zorunda değiller. Onlar rakip ilk ejderi almaya kalkışırken çok çabuk bir baron yapabilir. Yalnız Malphite'da kaç zırh varsa artık şeyi görüyorsun değil mi? Buzdoğan eldiven pasifinin alanını, yavaşlatma alanını. Bence çok fazla, gereksiz fazla zırh aldı ama böyle bir kompozisyona karşı. Yine de buzdoğan eldivenin yavaşlatma şeyi bütün nehri kaplıyor ya yavaşlatma alanı. Evet, şu da son eşya olarak muhtemelen Rabadon'unu bitirecektir. Onu da Rabadon'unu bitirmesine az bir altını kaldı. Diğer tarafta ise Yankos'un hala iki tane eşyası eksik. O hiçlik deneyini bitirecek önce. Hiç deneyi bitmek, o bitmek üzeredir zannediyorum Yankos'un. Lissandra son eşya olarak Lüden mi yapacak? Ne? Zonya da yapabilir. Zonya daha mantıklı olacak. Zonya daha mantıklı, doğru söylüyorsun. Şöyle baktığımızda Graves'de tam eşyaya ulaşmış. Korkin'in eşyaları tabii pahalı olduğu için onun hala bir eşya eksiği var. O da kanı susamış yapacak muhtemelen son eşya olarak. Günün şu an en uzun karşılaşmasını izliyoruz ve 47. dakikaya geldik. H2K Team Vitality mücadelesinde altın farkın artık pek bir önemi yok. Çünkü oyuncular artık... Ooo, ışından için bekliyor o hamle. Işından artı ulti için bekliyor. Bartan bu ulti geldi Yankos'un üzerine ama... Yankos orada fener'e tıklayarak... Kaçmayı başarıyor bu arada. Malphite geliyor. Nereye kullandı? Arka tarafa şu anda ışınlığını kullandı. Çünkü orada ejderha savaşı çıkacağını biliyordu. 4 kişiye tuttu. Muhteşem bir Malphite ultisi. Hemen Uyan'ın orada arınarak arkaya doğru kaçtı. İlk düşen isim Bart oluyor. Bakalım ejderha kimde kalacak orada. H2K ejderhayı almayı başardı ve oradan çıkacaklar şu anda. Yani H2K'den muhteşem bir oyun. Hem rakibe ejderhayı bırakmadılar hem de bir skor almayı başardılar. Tamam ama bir şeye dönüştürmeleri lazım artık bunu. Yani... Bu dakikada alınan bir skor o kadar önemli ki 5'e 4 bir savaş istemeliler bir yerde. Geri dönüp tamam canları yenileyip gelebilirler ama burada artık bir savaşmaları lazım. Bu arada bu dakikada gelen ilk ejderha çok önemli çünkü %6 yetenek gücü ve saldırı gücü demek. Hani herkes de 300-400 saldırı gücü 1000 civarında işte 700-800 civarında yetenek gücü olduğu için o %6 ciddi etki yapacak. Evet çok haklısın. Bu aldığı skor şu an için... Dönüştürebileceği en iyi global görev şu. Bu arada savaşın tekrarını izleyelim, oraya tekrar değineceğim. Çok iyi bir yerden geliyor. 4 kişiye. Takım arkadaşlar da aslında iyi takip edemiyorlar. Onu da söylemek lazım. Eğer takım arkadaşları daha yakın olsa tabii şeyin H2K'nin asıl amacı ejderhayı almak. Yani bu takım savaşı değil. Ama ejderha yerine rakibe odaklansalar katliam yapıp oyunu bitirebilirlerdi. Ejderhaya bu kadar takılmasalar. Evet, orada bir kişi üstünün avantajını H2K sadece Baron'da görüş alarak kullanabilirdi. Baron bu arada 15 saniye sonra çıkacak. Bu arada altın farkını görüyoruz. Şu anda 2000 lira falan ama bu saatten sonra altının hiçbir anlamı yok. Çünkü hani altına ihtiyacı olan bir tek şey kaldı. Destekler kaldı yani. Bir de Yankos'u bir eşyası eksik. Ne olacak? Bir eş, yani 5-6 eşya çok önemli. Bu arada Zonya'sını bitirdi Lissandra. İki tane Rabadon bitti şu anda. Orta koridor ve ormanda tek değişen eşya Morelonomicon'la orman eşyası Nidalee Nuktok'a, Shufla Nuktok'a baktığımızda. Şu anda destekleri saymazsak sadece Yankos'un bir eşyası eksik. Herkes 6 tam eşyada, destekleri saymıyor. Yalnız bu savaşta Hyarnan ve Shulk'un sıçrası yok. Yalnız diğer tarafta Oda Hamle'nin hem sıçrası hem de ultisi var. Bu iki ismin ona dikkat etmesi gerekecek. Evet. Oda Hamle zaten şeyin orada bekliyor. Çalımlarını beklemeyi orada çok seviyor.
O zaten koşup gelip... Şimdi Bart'tan yine agresif bir ulti geldi. Gorgion'un üzerine ama yine aynı hamleyle. Yani aynı senaryoyu tekrar tekrar izliyoruz. Bart ultisini atıyor. Hemen feneriyle o Bart ultisine yakalananı çıkarmayı başarıyor Van der Orman. Bart ultisinin üzerine iki tane zaman bombası geliyor ki ana savaş başlama mekaniği. Bunun baş başında da konuşmuştuk. Ama Fener'le çıkarıyor onu oradan Van der. Az o kadar stresli ve of ikişi. Şu ulti geldi yani artık Nuketak yok oldu. Ve Nuketak ultisini kullanamadan düşürmeyi başarıyorlar. Bu oyunun sonunun geldiğinin bir habercisi olabilir. Kaboşart hasar vurmaya devam ediyor Forgiven ama. Kaboşart Jankos orada yok etti. Şimdi bakalım ne tarafa doğru yönelecek H2K ekibi. Ryu'nun canı az geri kaçmak zorunda ve Forgiven'in manası yok. Evet, H2K ekibi oradan geriye doğru çekiliyor. Yine birebir bir değişim. Nuketak'ı ultisini kullanamadan katletmesine rağmen H2K devamını getiremedi savaşın. Çünkü Kaboşart göründüğünden çok daha fazla tank. Montmartius'un ağzı ve Shterak'ın güvencesi olduğu için beklediğinden çok daha tank oldu Kaboşart. Kaboşart'ı düşüremedikleri için de takım savaşını kazanıyorlar. Yalnız yine Baron Ve duraklatma geldi. Yani bu kadar uzun süren bu karşılaşmada dakika 49'u gördük sanırım. Bakalım sorun kimde acaba? Tekrar hatırlatalım bu arada. Duraklatma esnasında oyuncuların kendi aralarında konuşması yasak. Hakemler izin vermediği sürece... Su alışverişi var. Bayağı susadılar tabii. O kadar süre, uzun süredir oynuyorlar ki. Su molası mı verdiler şimdi oyunda? Yok artık. Çok uzun sürdü abi. Susamıştır çocuklar. Yok, teknik bir sorun var herhalde. Burada tekrarını izliyoruz. Evet. Malphite yine müthiş kişi tutan. Yani o damla bugün çok güzel ultiler atıyor. Aynen. Üzerine şey de çok iyi gelmiş. Elisten... Koza çok iyi gelmiş. Yalnız Kaboşart'ın tabii kana susamışın etkisi de müthiş. Yani tek bir otomatik saldırıda inanılmaz can dolduruyor ama Forgiven'i iyi takip edebilseymiş, o Kaboşart'ı düşürebilselermiş oyun bitmiş olacaktı muhtemelen. Evet, bakalım teknik sorun halledilir halledilmez. Maça tekrar geçeceğiz. Evet, Şukta sorun. Onu da bugün Nidalee oynarken izliyoruz. Tabii oyunun bu aşamasında Nidalee en etkisiz şampiyonlardan biri, onu söylemek lazım. Yani Evelyn'i saymıyorum. Zaten o yüzden seçilmiyor. Ama artık Nidalee'nin etkisi çok ama çok düşmüş durumda. Elisin de nispeten düşüyor ama yani şey kadar değil. Nidalee kadar değil. Lissandra düşüyor oyundan. Onu da söylemek lazım. Kog'Maw tabii zirveye çıkıyor. Graves çok 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 iyi durumda. Malphite etkili ama Malphite rakipte çok fazla fiziksel hasar varsa etkili buralarda. Bu kadar büyük hasar varken Malphite'in etkisi de nispeten düşüyor. Yani doğru ulti atmasına bakıyor her şey. Yani bu bölümün kilit şampiyonu tabii ki şey. Korkide düşüyor tabii kapasiteden. Bu aşamanın en kilit ismi. Bu arada tekrar karşılaşmaya şu anda geri geçtik. Takımlar Baron'a devam ediyor. Bu arada arka tarafta Kaboşart ve Ruyu arasında. Kaboşart Ruyu çıkarmayı başardı oradan Van der. Ruyu üzerine bir Mikael geldi arka tarafa doğru. Kaçtı orada. Bakalım Kaboşart şimdi oradan mı arada kaldı. İlk düşen hedef orada Kork oldu. Karşı tarafın nişancısını katletmeyi başardılar. Şimdi Shulk çok az bir canla kaçacak oradan. Ryu'nun da canı az. Burada iki takım. Jankos da düştü bu arada, onu söylemek lazım. Gene birebir bir değişim ve gene hiçbir şey olmadı. Pardon, Jankos zaten yoktu, özür dilerim. Jankos yeni canlandı. Bir kişi düşürdüler ve kritik sim Hyana düşürdüler. Yani biraz da bu arada 17. seviye oldu Kasim Zillion sayesinde. Yani artık rakipte nişancı yokken daha aktif olması gerekiyor H2K'in. Forgiven'ın da manası yok her zaman olduğu gibi. Forgiven'ın en büyük sorunlarından biri zaten manayı idare etmeyi başaramaması. Şimdi Bart'tan yine agresif bir ulti geldi ama bu sefer kimse isabet etmiyor. Bakalım H2K Baron'a doğru yöneldi. Team Vitality ona bir karşılık verebilecek mi? Yalnız bu Baron hızlı bir şekilde inecektir. Biraz hızlı olması lazım Team Vitality'nin.
Baron'un canı yarıya kadar indi. Şimdi odağın neden kaçan bu ulti var Nüktek orada. Geriye doğru çekilmeyi başardı. Burada savaşı istememesi lazım H2K'in. Çünkü Malphite ultisi yok. Kitle kontrollerinin büyük bir kısmını kaybetti. Ama Team Vitality de bu savaşı istiyor gibi görünmüyor. Bakalım Vitality'nin hamlesi ne olacak? Nükta kötü bir durumda kalabilirdi ama oradan kaçmayı başardı. Şimdi bombalarıyla oradaki alanı kontrol etmek istiyor ama bombalar patlamadı. Kaba şartla şuk. Şimdi orta korda orada inhibitor kulesini almayı başarıyor ve hızlı bir şekilde geri çekiliyorlar. Yalnız, belki devam edebilirlerdi ama. H2K'in karar verme mekanizması, yani shot calling dediğimiz maçında ne yapacağını karar verme mekanizması konusunda çok ama çok ciddi sorunları var. Hani rakip nişancıyı düşürdükten sonra ne yapacağız, baron mu bilmem ne falan filan derken hiçbir şey olmadı gene. Evet, bu arada iki desteğin skoruna dikkatini çekmek istiyorum. Oyun ortadayken Kasing 0-2-2, 7 skorun ikisinde var. Diğer tarafta ise 1-0-9 oynayan bir Vander var. Yani 12 skorun 10'unda katkı sağlamış durumda takımına. Aynı şekilde Forgiven'ın da 4-1-5 ile üstün performans sergilediğini söyleyebiliriz. Zaten 7 skorun 6'sı Kabo şartında Vitality'de, onu söyleyeyim. Bu arada artık yani altının maltının hiçbir önemi yok. Şu anda önemli olan tek şey Ejderha ile Baron. Ejderha tekrar çıktı orada. Forgiven niye onu almaya kalkıyor ki? Ne gerek var yani? Yani full eşya. Diğer tarafta ise hala Yankos'un bir eşyaya ihtiyacı var. Ne yapacak? Botları satacak muhtemelen. Esas yalnız Ejderha canlandı. Bu Ejderha'yı alırsa Vitality 5. ejderha olacak onlar için, onu unutmayalım. Evet, hala onların da ceplerinde 4 ejderhası duruyor. Artı eğer ejderhayı tehdit ederse, H2K oraya gelirse orta koridordan gidip açık olan imitörü açabilirler. Baron'u da alabilirler. Dediğin gibi şu anda iki tarafta açığı var H2K'in. Ve işte o bombalar oradaki alanı kapatmaya devam ediyor. Yalnız o damla üstünde yine evet, ışınlan için bekliyor. H2K ejderhaya başlamayı tercih etti. Yankos'un canı az ya. Doğan'la hala bekliyor. Başladı ışınlanan. Şimdi ultisini kullandı. Bakalım ejderha kimde kalacak? Ejderhanın canı dolmaya başladı. Ejderha'yı alan isim. Yankos oluyor. Bir kere daha orada ejderha'yı aldı rakipten. Ve 5. güçlendirmeyi vermedi Team Vitality'ye. Team Vitality hızlı bir şekilde Baron'a doğru mu yönelecek? Yönelsin. Bir şey var. Evet, Baron'a yöneliyorlar. Bakalım H2K yetişebilecek mi? Yetişeceklerdi muhtemelen ama. Üst tarafta çok büyük bir minyon dalgası var. Yalnız şu anda Baron eridi ve oraya yetişemeyecek H2K takımı. İnanılmaz bir hasarla 5-6 saniye içerisinde Baron'u yok etmeyi, katletmeyi başarıyorlar. Çünkü yanlış taraftan, ormanın içinden gittiler. Ormanın içinden gitmelerine gerek yoktu ki. Direkt nehirden gidebilirlerdi. Niye ormanın içinden gittiler anlamak güç. Ve eğer ormanın içinden gitmeyip nehirden gitmiş olsalardı tam istedikleri gibi savaş olacaktı onlar için. Şu anda 56. dakikaya geleceğiz ve hala bir inhibitör düşmedi. Ama inhibitör kulesi açık. Evet, bir tane inhibitör kulesi açık şu anda oyunda. H2K gerçekten basit kararlarda büyük hatalar yapıyor. Yani nehirden gitseler hiç sorun yoktu. Baron'a ulaşacaklar ve tam istedikleri gibi savaş yapacaklardı. H2K'de Kog'Maw olmasına rağmen Team Vitality Baron'u çok daha hızlı bir şekilde eritiyor. Çünkü hem Zilean'ın hem Nidalee'nin özellikle, bir de tabii Graves'in o muazzam anlık hasarı olduğu için. Bu arada Graves'de Dominic Efendi'nin hürmetleri var. Tank eritmek için en kritik eşyayı almış. Bakalım şimdi Baron güçlendirmesiyle birlikte nasıl bir yol izleyecek Team Vitality. Şimdi odam ne? Rakibin arkasından dolaşmak istedi ama onu fark etti. Si var. İşte Hiyar'ın paketiyle birlikte Odamne'nin üzerine gitti ama Odamne'nin hem sıçrası var hem de ultisi var. Canının yarısını aldı orada. Hiyar'ın agresif oyunuyla ve üstüne göndermeyi başarıyor Malphite'ı. Baron'un güçlendirmesinin bitmesine de 1 dakika 20 saniye kaldı. Toplamda 3 milyon dalgasıyla da Baron güçlendirmesini sağlayabilecek Team Vitality ekibi. Odamne aynı yolu tekrar izliyor. Bir de karışım almış. Kog'Maw nasıl korkutuyorsa yaklaşamıyorlar. Burada tabii Komuta Sancaklı
kuşatma minyonu, Baron güçlendirme komuta sahnedeki kuşatma minyonu bayağı hasar veriyor Kule'ye. Bakalım H2K burada bir savaş isteyecek mi? Bart'tan agresif bir ulti Forgiven'ın üzerine. Fener biraz geç gelince Forgiven orada arındırını kullanmak zorunda kalıyor ve inhibitor kulesinin, ikinci inhibitor kulesinin dakika 57'de Team Vitality düşürdü. Komuta sancaklı kuşatma minyonlarına baksana. Şimdi ona bir ölüm cezası geldi. Biraz daha yakınlaştırmak için ve Forgiven buradaki minyonu öldürdü ama inhibitorun canı yarıya kadar inmiş durumda. Bakalım H2K burada bir savaş isteyecek mi? O damle ultisine dikkat etmeleri gerekiyor tabii. Ulan yalnız biraz dürtüldü orada. Team Vitality burayı çok iyi oynuyor. Rakibine savaş başlatma fırsatı sallamıyor. Aynı şekilde dürtmeye devam ediyor. Ruyun'un ışınlığını var, Oduamne'nin var. Arkaya bir yere ışınlanıp gelebilirler belki. Yani Baron güçlendirmesi bitmek üzere Team Vitality'nin ve şu anda bitti. H2K ekibi burada bir savaş isteyebilir. Oduamne üstüne doğru gidiyor. Evet, ışınlığını var dediğin gibi. Diğer tarafta da alt koridorda da inhibitor kulesinin minyonların dayandığını görüyoruz. Yalnız o kule o minyonları temizleyecektir. Şu anda iki takım arasında dans devam ediyor. H2K üstüne yakın bir konumda. İnhibitorun canı %30'a kadar indi. Hala takım, iki takım da radikal bir karar almadı burada. İki takım da rakibinden bir hata bekliyor. Mutlak bombalarıyla alanı kontrol etmek istiyor ama inhibitor canı yavaş yavaş kendini yenilemeye başladı bile. Yarıya kadar getirdi inhibitor canını şu anda. Kim savaş başlatacak? Yalnız Team Vitality'nin dürtme yetenekleri şu anda rakibine isabet etmeyince Team Vitality buradan geri çıkma kararı aldı. Çünkü 1 dakika 20 saniye sonra 5. ejderha var. Ve onlar yine o ejderhada bir savaş isteyecekler gibi duruyor. Yalnız bu arada inhibitor kulesinin canı %5'e kadar inmiş alt tarafta. Yalnız oyunda Vander dışında herkes 18. seviye oldu. Hani desteğin 18. seviyeye 3500 canı olan bir destek görüyoruz. Equinox'un gözü, Mikael'in kazanı, Demir Soler'in broşu. Bütün altını zaten desteğe bıraksınlar. Şu anda Yankos dışında kimsenin altına ihtiyacı yok. Diğer tarafta destek dışında herkes tam eşya zaten. Bu arada Kaboşart ayakkabıları satmış. Satıp ne aldı Kaboşart? Dominik Efendi'nin hürmetlerini aldı galiba. Ben de bir söylemiştim de. Diğer tarafta botları sattı yani. Bart'tan yine agresif ulti. Kimseye isabet etmiyor. Oyun başından beri bunu denemeye devam ediyor Kasing. 20 saniye kaldı. O damla yine üstüne çekilip ışından için bekleyecek mi acaba? Muhtemelen Forgiven de botları satacaktır. Altıncı hafta ilk günde günün son karşılaşmasında 1 saati tamamladık. Altından iki tarafta 100 bin altını geçti bu arada. Ejderha çıktı. Şöyle ejderhayı çekti. O da hamle. Team Vitality için bu 5. ejderha ama Team Vitality oraya hala yaklaşmıyor. Çünkü o da hamleden korkutuyor ve rahat bir biçimde burada ejderhayı aldılar. Yalnız Rüyü güzel pozisyondan geldi. Odamne'nin canı çok azaldı. Çok fazla üzerine hasar aldı. Odamne'nin canı da azaldı. Hiyarn'ın üzerinde Zillion ultisi var. İlk düşen hedef Malphite oldu. Devamını getirecekler mi? Nuketak'ı da almayı başardı Zillion orada. Düştü. Zillion düşürmeyi başarıyorlar. Vander'in canına son bir otomatik saldırı gelir mi? 2'de 2 yapmayı başardı Kaboşart. Bir skor da aldı orada. 3'te 3 yapmayı başarıyor ve uzun süren bu karşılaşmada katliam yapıyor dakika 61'de Team Vitality. H2K üstüne doğru şu anda yürüyor. Gerçekten nefes kesen bir mücadeleydi. Ne kadar zaman zaman mücadele duraklamış olsa da takımlar aralarında dans yapmış olsa da sonunda doğru oyunu oynayan takım Team Vitality oldu ve bu savaştan galip çıktı. Tek düşen isim Nuketak haricinde katliam yapmayı başarıyor Team Vitality. Ve maçı kazandıran isim kim? Yine Kaboşart. Bu sezon Avrupa'nın en iyi üst koridor oyuncusu demiştik. Vitality'nin bir avantajı olacaksa Kaboşart üzerinden olacak demiştik. Kaboşart da en sonunda şu anda görüntüye de geliyor. Takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Tebrik ediyoruz.
Yalnız şunu da söylememiz lazım. Gerek Odo Hamlin'in eşya dizilimi, gerek Ryu'nun haftalar sonra gelen performans da bayağı hayal kırıklığıydı H2K adına. Yine de Kogmav'la kazanabilirlerdi ama kritik işleri yapan bir kere daha Kaboşar'da oldu. Ve böylece yalnız Avrupa LCS'de zirvede inanılmaz bir dörtlü eşleşme oldu. 8 galibiyet, 3 mağlubiyette tam 4 takım birden var. H2K, G2, Unicorns of Love ve Vitality 8 galibiyet 3 mağlubiyetle tamamlıyor haftayı. Zirvede dörtlü şey ortaklık. Evet, ligin bitmesine de son 3 hafta kala gerçekten çekişme tüm hızıyla devam ediyor, evet. Ve çok uzun soluklu bir mücadeleydi. Açıkçası hem heyecanlı hem de yorucu bir mücadeleydi ama skorlar ne kadar birbirine yakın olsa da şu anda ekranlarda duruyor. Hiç beklenen performansı veremedi. Eşya dizilimleri, seçim yasaklama ekranı da bence çok kötü iş çıkardılar. Zilean'a karşı daha suikastçı bir şampiyon seçmeleri gerekiyor. Gerçi yani Ruyu'nun bu performansı demek bir şey değişmeyecekti ama en mutlu isimler de Kasim ve Hyern'in herhalde eski takımlarına karşı kazanmak biraz daha onları sevindirmiştir. Günün kahramanı ise kesinlikle Kaboşar'dı. Evet, Kaboşar ilk seçimden Graves'i aldığında biz biraz şaşırtmıştı açıkçası. Ama bunun hakkını gerçekten çok iyi verdi. Çok fazlasıyla verdi. Hem ayrı kittirmede olsun hem oyunun başında kullandığı ışınlanlarla olsun. Takım savaşındaki performansı inanılmazdı. İnanılmaz işler yaptı yani. Tabii biraz Kaboşard'ın üzerindeki Sterak'ın güvencesi ve Momartus'un ağzını küçümsedi. Şey, onu da söylemek lazım H2K. Beklenenden çok daha tanktı ve müthiş iş yaptı gerçekten. Hızlı tetik özelliği de ona biraz zırh ve büyü direnci verdiği için beklenenden çok daha tanktı Graves. Ve sonunda da son takım savaşında işi bitiren isim oldu.